astral dünyanın prensi ve insan aurası uzmanı sevgili Cenk hocamızla birlikteyiz, ancak kendisi bedenen stüdyomuzda olmasına rağmen manen, ruhen hala astral seyahatte. O yüzden kendisini yine canlı yayında Sille-i Osmani'yi kullanarak uyandırmaya çalışacağım sevgili dinleyiciler. Sizler de tanıklarım olacaksınız. Hazırsanız başlıyorum. Evet, hocamızın yanağını şöyle çevirelim. Osmanlı sillesine hazır hale getirelim. Ve işte ilk silleyi vuruyorum. Evet, önce gazınız, daha sonra siz geldiniz. Sanıyorum bir gazla çıktınız. Evet, bir gaz. Bu silleyi muazzamayı aşık ederken sanırım dizini mide boşluğuma yasladım. Çünkü normalde önce auranın sonra gazın gelmesi lazım. Ya işte hava kabarcığı kalmış, siz auraya çıkarken bedende gaz kaçağı var. Astral'e çıkarken, auraya çıkarken, çıkarken. Terinleri lütfen. Leyse. Evet, sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıldı seyahat? Güzeldi. Yine. İyi yerler gördünüz mü astral? Çok güzel yerler gördük. Orada enerjiden, geçen gün Minecraft diye bir oyun gördüm. Burada çeşitli sanal olaraktan işte evler yapıyorlar, ne yapıyorlar, sandık yapıyorlar falan. Dedim neden bunu astral dünyada biz enerjiden bina etmeyelim? Şimdi öyle enerjiden, saf enerjiden kendimize bir çiftlik evi yapıyoruz. saf enerjidense çok değerli olur o. Tabii ki. Peki mesela birisi hesap makinesiyle bir şeyler hesaplarken sizin asla çıkıp o hesap makinesinin içerisinde nüfuz ederek hesabı bozma şansınız var mı değerli hocam? Hayır, yok, bu çok sık soruluyor. Bu bet delileri tarafından. Böyle ya da soruyu niye soruyorlar? Hocam diyorlar, bu bilgisayarda poker oynarken astralden bilgisayara sızıp poker kağıtlarının ne olduğunu şey yapabiliriz. Hayır, böyle şeyler için astrali kullanmıyoruz. Gerek yok ki, siz o sırada poker oynarken vücudunuzu nasılsa elini, poker face'i takınacaksınız ya. Evet. Kafayı elinize güzelce oturttunuz muydu? 2 saniyede astral'e çıkıp kağıtları sayıp dönebilirsiniz aslında. Evet, bu yapılabilir ama maalesef etik değil, o yüzden kesinlikle yapılmaz. Astral dünyayı etik olmayan işler için kullanmıyor muyuz? Yani bu bir centilmenlik sözleşmesi tabii, mi? Tabii. Anlıyorum. Yazılı olmayan kurallardan bir tanesi daha. Allah'tan yazılı değil. Evet, hocam bugün ne anlatacağız sevgili dinleyicilerimize? Şimdi, astral meraklıları çok biliyorsunuz. Evet, biliyorsun, duru görü kavramını açıklamıştık. Daha sonra kuru görüyü bile açıkladık. Kuru görüyü ve kuru görü balesini de açıkladık. Şimdi yeri göğü görü kavramını biraz açıklamaya çalışacağız. Bu yeri göğü görüden sonra da geri görü kavramını açıkladım. Çünkü biliyorsunuz artık arabalarda geri görü kamerası var. Yani evet. Bir astral seyahatte de geri görü oluyor mu? Bunu da merak ediyor dinleyicilerimiz. Şimdi hemen kısaca geri görüye istersen değineyim. O zaman tamam. Bu benim öğrencilerimden aynı zamanda da bir araba imalatçısı olan Aynur değil mi? Bir dostum, hayır, Wolfgang tarafından yapılmıştır. Kendisi bu astraldeki geri görüyü nasıl abi ben arabalara uygularım diye düşünürken öyle bir sohbetimizden sonra geri görü bu şekilde ortaya çıkmıştır. Yani bir geri görüş kamerası aslında bir astral manyağı tarafından mı ortaya çıkarıldı? Astral öğrencim tarafından, 7. seviye astral. Kaç seviye bu astral? Kendisi 13. Gerçekten harika bir numaralandırma yapmışsınız. Evet, ama, tebrik ediyorum. 13 astralde uğursuz sayıldığı için onu atlayıp direkt 14'e geçiyoruz. Neyse, bugün yeri göğü görü. Olayı nedir astral seyahatte, astral dünyada ne işe yarar, bunu öğreneceğiz. Şimdi normalde dünya görüsünde bir takım her yeri aynı anda göremeyiz. O yüzden göreceğimiz yere doğru kafamızı çevirmek, kim bilir belki de bazen gözlerimizi o tarafa doğru çevirmemiz gerekebilir. Evet, yani eğer baykuş değilsek, değil mi? Evet, ama astralde yeri göğü yani çok zor söylemek gerçekten, hak veriyorum size. Baktığınız zaman mümkün olan bütün açıları ve her yeri görürsünüz. Bunu gerçekleştirmek için de... Her yeri görü desek buna olur mu? Hayır, o zaman yeri göğü görü şeklindeki söylem karmaşası kendini biraz daha rahatlatmış olur. Biz bunu istemiyoruz. Anlıyorum. Bu şekilde bütün çakralarınızın açılmasına yardımcı olacaktır. Çünkü o çakralardan biri bile tıkalı olsa hem her yeri göremezsiniz hem de şey olur, rahatsız eder sizi. Yani zaten yeri göğü meselesi olmayacaksa astral'e çıkmamızın bir manası yok. Yani biz sonuçta
bir tür drone gibi düşünmeliyiz kendimizi diye düşünüyorum. Evet, astral kuşbak drone olarak da düşünebiliriz. Bu şekilde özetleyebilirim aslında yeri göğü görüyü. Bir de siz astral'a çıkmadığınız zamanlarda da koşu yaparak sağa solu böyle fıldır fıldır, evet, gözlerle şey yapıyorsunuz. Ona da farklı bir isimlendirme kullanıyorsunuz. Evet, koşu görü. Hayır. Koşarken görmeye ki astralde koşmuyoruz biliyorsunuz. Ben normalde dünyasal durumlarda, yani ben astraldeyken çünkü kaslarımız çalışmıyor ya, nasıl ki uzaydaki astronotların kasları çalışmayınca zayıflıyor, bizim de öyle. Bu yüzden koşu görü kavramını geliştirdim. Koşarken etrafa bakarak koşuyorum. Fıldırizasyon altını verdiğimiz bir sistem kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, o aynı zamanda da bir lüks lokale gittim diyelim ki dünyada. Orada bakı görü sistemini kullanıyorum. Bu sayede kimler gelmiş, güzel hanımlar orada geziyorlar mı, astralden bir sohbet açarsam yürüyebilir miyim gibi düşüncelerle bakı görü olayını gerçekleştiriyorum. May I walk dediniz. Tabii. Zaten bir süre sonra iş öyle geliyor ki dur bak şimdi astral'e çıkacağım falan diye böyle karşılıklı eğleniyor insanlar. Mesela diyelim ki hocam şunu da sorayım son olarak. Koşuyorsunuz son sürat evet, sahilde. O sırada astral'e çıktınız. Beden ne oluyor? Yani yuvarlanıyor musunuz? Denize yuvarlanır tabii ki. Ama genelde koşarken koşma esnasında astral'e çıkmak çok zor bir şeydir. Bu benim bile zor başaracağım bir şey. O zaman hiç girmeyelim o mevzuya. Evet. Bunu ancak hani aynı zamanda çok üstün bir astral'at olan Bolt, ünlü atlet Bolt gerçekleştirebiliyor bazen. Çünkü finişten sonra lambur lumbur yere birkaç kere devrildiğini görmüşsünüzdür. O sırada birinciliğini kutlamak için astral'e çıkıyor kendisi. Anlıyorum. Yani tribünlere koşmasının astral olanını düşünün. Usain Bolt'tan da böylelikle bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben de sevgiler Usain. Yok, ben mümkün değil. Yok, hayır, olmuyor. Yok, olmuyor. Olmuyor, mümkün değil. Yani, kaldıramayacağız bu binayı. Çok uzun süre denedim ama maalesef olmadı. Bu tankeri de ben çekemiyorum. Gerçekten sizin çekemediğiniz ilk tanker olsa gerek değerli hocam. Evet, geçtiğimiz haftada bir tanesini arkadaşı yanlış itmiş gitti, yalıya çarptı. Anladım. Sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi bas ya da bodybuilding bölümümüzde ünlü bodybuilder Cenk hocamızla birlikteyiz. Kendisi ağırlıklardan ağırlık beğeniyor ve habire kaldırıyor ağırlıkları sevgili dinleyiciler. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bakın şu arabayı nasıl kaldıracağım, bakın iyice izleyin. Bakayım. Bakın dikkatle. Evet, gerçekten harika bir kaldırım sergilediniz. Bakalım yere de bırakacak mısınız aynı? Tamam, yeter. Yeter, artık bırakabilirsiniz. Anladım, çok bayağı bir zorla diyorsunuz ama kalkıyorum Meret. Peki bu sevgili ağırlıklardan ilk olarak kaldırdığınız neydi ve kaç yaşındaydınız değerli hocam? 3 yaşındaydım ve evdeki seramik vazoyu kaldırmıştım. Evet, her sorduğumda bir farklı özelliğini anlatıyorsunuz. Bu kez de seramik olduğu ayrıntısını öğrenmiş ayrıntısı olduk. Ayrıntısı ortaya çıktı, evet. Fakat o zamanlarda henüz yere indirmeyi bilmediğim için direkt havadayken bıkmış ve ilk seramik vazomu bu şekilde kırmış olmuştum. Ama önemli değil. Babanız zengin oldum, oğlum bodybuildingçi olacak diye sevinerek sokağa fırlamış anladığım kadarıyla. Evet, ve hemen gereken her türlü merkezlerde inanılmaz güçlü bir çocuk. Sanırım süper çocuk bu falan gibisinden. Çok şanslısınız. Aileniz sizi desteklemiş bu sporu, evet, yapmanız konusunda. Teşekkür ederim. Bodybuilding salonları nasıl gidiyor hocam? Yani var mı gelen giden? Güzel, 17.yi açtık. Sonuçta bir kere üye yaptıktan sonra devamlı parasını aldığımız için gelmemesine rağmen... güzel bir iş bu. Evet, yani aslında kimse gelmiyor ama siz sürekli para kazanıyorsunuz. Evet. Harika. Peki bu sevgili bodybuilding salonlarındaki dostlarımızdan yani gelenlerden en azından sezinlediğiniz kadarıyla en çok kullanılan alet, cihaz hangisi buralarda? En çok koşu bandını seviyorlar. Yani hamster gibi paldır 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 değil. Öyle amaçsızca pencereden bakarken koşmayı çok seviyorlar nedense. Gerçekten benim de anladığım bir şey değildir.
Onun dışında ikinci sırada bench press sehpası var. Onu kaldırınca çok mutlu oluyorlar. Evet. İstek kas sıkımına devam ediyor Tunus Hocam. Aa, Eylül, iyi hatırlattınız. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hemen bakıyoruz. Beylikdüzü'nden Nilgün. Evet. Bu kez Beylikdüzü'nden yazmış. Yani bu kadar taşınan ve mekan değiştiren bir insana ben hayatımda rastlamadım. Kusura bakmayın. Koşucu olduğunu düşünüyorum. Yani koşarken o sırada güzergahından bir şeyler kaldırıyor. Evet. Kalf sıkar mısınız demiş. Ne? Kalf. O ne? Bakın şu hemen ayak bileğimizin üzerindeki kasımız. Aa, en sevdiğim kas. İşte oo, bakın. Gerçekten üçüncü bir ayak bileği oldu yani, ikinci ve üçüncü. Bakın sol taraf kasılı olan, sağ taraf kasısız olan. Hakikaten kasısız olan çok belirginleşiyor böyle bir durumda. Aa, ona bir isim verdim, kasısız olan. Kasılmamış kasa kasısız kas denir diyorsunuz. Evet. Anlıyorum. Peki bugün sevgili ofis ortamında çalışan, spor yapmaya vakti olmayan, ama buna rağmen parasını verince zayıflayabildiklerini ya da kaslarının geliştiğini düşünen eciş mücüşlerimize neler önereceksiniz değerli hocam? Şimdi öncelikle bir metrobüs kullandıklarını varsayıyorum. Yani henüz araba almadıklarını. Metrobüs olmasa bile metro kullanırlardır en azından. En azından yani birini kullansınlar. Boşu boşuna trafikte yer kaplamasınlar. Şimdi bu ayakta dururken zaten biliyorlar ki yukarıya tutunduğumuz zaman halka olsun, o tepedeki boru olsun, burada barfix hareketimizi mutlaka ve mutlaka yapıyoruz. O zaten Allah'ın emri, onu direkt içeri girdik miydi bam gün bam gün barfix'e başlıyoruz. Onun dışında duraklara yakın bir yerde, diyelim ki kapının hemen dibinde mevzilenmek zorunda kaldık çünkü diğer yerler doluydu. Bu bağlamda boş durmaktansa şöyle yapıyoruz. Metrobüs or metro durduğu zaman kendi gücümüzle kapıları açıyoruz. Bunun için de makinisti biraz oyalamalıyız. Yani bir saniye açma, kapıyı 3 saniye geç aç falan gibisinden. Hani ahbaplıklarımızı kullanmalıyız diye düşünüyorum. Evet, ve kapı kapanmadan önce de biz yine kendi gücümüzle kapanmasını engellemeye çalışıyoruz ki kaslarımız çalışsın diye. Bunlar hangi kaslarımıza faydalı olan hareketler hocam? Bunlar kanat, omuz, biceps ve tricepslerimize açıp kapanmasına göre. Ama tabii bacaklarımızın hiçbir rolü yok bu gelişimde sanırım. Evet, yani şu soru bana çok soruluyor. Hocam kapılar kapanırken araya bacağımı soksam bacak kaslarım gelişir mi diye. Hayır. Gerçekten size en çok sorulan sorunun bu olması da ayrıca takdire şayan diye düşünüyorum. Evet. Bu arada metrolarda özellikle yürüyen merdivenleri tercih etmeyip yukarı çıkarken bile yürümeyen, sabit merdivenleri kullanan spor dostlarına ben buradan selam olsun demek istiyorum. Ben de kendilerini zaten ne zaman şeyde karşılaşsam, yani o merdiveni çıkarken karşılaşsam sarılıp öpüyorum. Durduruyor ve öpüyorsunuz. Onların 3 saniyelik de olsa dinlenmelerini sağlıyorsunuz. Tabii, tabii. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür bir ediyorum. Sonraki programımızda müsaade ederseniz bu ağırlık kaldırma ya da bu tarz vücut geliştirme sporlarında nefes egzersizlerinin nasıl yapılması gerektiğini konuşalım. Tabii, tabii, çok teşekkür ediyorum hocam. Hoşça kalın.